İsmim Nurten Uyanık, 1962 İstanbul Zeynep Kamil doğumluyum. Kandili Kız Lisesi'ni bitirdim. Üç çocuğum var. Büyük oğlumla aynı üniversite sınavı heyecanını paylaşmak için üniversite sınavına girdim. İki yıllık bir okul kazandım. Daha sonra onu bitirdim. Halkla ilişkiler, onu bitirdim. Ardından tarım bölümünü bitirdim ön lisans olarak ikinci. Üçüncü şu anda çocuk gelişimi ön lisans okuyorum. Bunun da son dönemi kaldı, 6 dersim. Eğer onu da bu sene bitirmeyi başarabilirsem, ikinci yıla geçtiğim, yani mezun olmayı düşündüğüm kültürel miras ve turizm bölümü var. İnşallah nasip olursa seneye de onu bitirmeyi düşünüyorum. Benim hikayem diğer üç konuşmacı kadar hüzünlü mü bilemiyorum. Tabii ki benim de iniş çıkışlarım oldu. Benim de hayatımla ilgili çok zorluklarım oldu. Tabii 60 yaşına gelmek kolay bir şey değil. İstanbul'da yaşıyoruz sonuçta. Ama ben gezmeyi, eğlenceyi, bir şeyler öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi sürekli çok seviyorum. Bu arada 2 yaşına bir de torunum var. Bir anneanneyim aynı zamanda. Çengelköy Mahalle Evi'nin açıldığını öğrendikten kısa bir süre sonra oraya kayıt oldum. Mahalle Evi, Çengelköy Yaşam Merkezi ve Mahalle Evi aynı zamanda. Bu bizim, yani emekliyim şu anda, onu atladım. Bizim gibi emekli olan ya da işte evde zaman geçirmeyi planlayan insanların zaman geçirmesini kolaylaştıran bir mekan. Orada sosyalleşebiliyoruz. Yani çocuğunuzu alıp gidebilirsiniz, torununuzu alıp gidebilirsiniz, arkadaşlarınızı, komşunuzu alıp gidebilirsiniz. Çeşitli atölyeler, işte spor atölyesi, el beceri atölyeleri, onlarla sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Şu anda amigurumi atölyesini uyguluyoruz. Dilek İmamoğlu hanımefendinin başlattığı Bir İlmek'ten 81 ile projesine de katkıda bulunmaya çalıştım. Kendim bere örerken komşularımın da atkı örmesini rica ettim. Ona da katkıda bulundum. İstanbul çok büyük bir metropol. Yani burada yaşlıların da sosyalleşmesi için bu tip yaşam merkezlerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu yaşam merkezlerinin yani her semtte olması, olmadı her ilçede olması gerektiği kanaatindeyim. Yani yaşlılar evde kalmaktansa bu tip yerlere giderek hem el becerilerini geliştirirler, işte sanat ve kültürel olarak kendilerini geliştirirler. Mahalle evine gittiğim zaman orası sanki kendi evim gibi, çayımızı içiyoruz. Oradaki görevli arkadaşlar, hepsine saygılar sunuyorum buradan. Hepsi bizimle ilgileniyorlar, soruyorlar. İşte istediğiniz bir etkinlik varsa bize söyleyebilirsiniz. İşte ne çok hangi dalda istek olursa onunla ilgili atölye yapabiliriz diye. Yani ben yaşlıların evde kalmasından çok dışarıda sosyal hayatı da paylaşmasını, sosyal hayatı da paylaşmalarını isterim. Çünkü ben evde durmayı seven bir insan değilim. Tabii ki evde de duruyorum. Eşime, çocuklarıma, torunuma da vakit ayırıyorum ama yani kendimi geliştirmeyi çok istediğim için, sevdiğim için sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte spor etkinlikleri, çeşitli atölyeler, Çengelköy Mahalle Evi bu konuda gerçekten çok ayrıcalıklı ve bayağı da üye sayısını geliştirmiş durumda kısa bir süre önce açılmasına rağmen. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum, minnettarım başkanım. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum buraya gelebildiğim için sizlere.